Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 263. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Doktor Kerim Altuğ ile beraberiz. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkan arkeolojik bir gezi rehberi, Yer Altındaki İstanbul başlıklı bir kitabı çıktı bu yakınlarda. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Konu bize ilginç geldi. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam, kitabı tamamını olmasa bile bir kısmını okudum ve iyi kötü ben hani İstanbul'u biraz bilen birisi olarak şey yapıyorum. Tabii herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var bu dünyada. Çünkü İstanbul neredeyse tamamıyla bilinmesi imkansız bir yer yani. Sürekli her şey değişiyor ve çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Öncelikle çok yeni bilgiler var benim açımdan. Çok unik bilgiler var. Öncelikle bu kitabın bir hikayesini isterseniz sizden bir dinleyelim. Nasıl bu böyle bir kitap yazma fikri hasıl oldu? Gerçi sizin alanınız bunlar. Biraz hem alanınızdan bahsedebilirsiniz hem bu kitabın macerası, serüveni nasıl oldu? Daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru girebiliriz. Buyurun. Peki. Yani Bizans mimarisi üzerine uzun yıllardır çalışıyorum. Bu konuda kendim geliştirmeye gayret ediyorum. Yani akademik çalışmalarım, lisansüstü, doktora da bu dönem üzerine hep odaklandı ve mimari üzerine odaklı çalıştım. Ve oldukça uzunca bir süredir de İstanbul'daki Bizans yapılarını ve bu döneme ait ya bu dönemin yapılı geçmişine ait kalıntıları kayıt altına alıyordum. Bunlarla ilgili oldukça ciddi bir veri tabanı oluşmuştu. Ne zamandır bunlar işte derlenip toparlanmayı bekliyordu ve bir kitaba dönüştürmek istedim. Tabii yani İstanbul çok özel bir şehir. Geçmişi oldukça eski dönemlere dayanan, hatta tarih öncesine dayanan ama hem Doğu Roma İmparatorluğu'nun hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuş. Halen de zaten Türkiye'nin en büyük şehri ve daima çok yoğun iskan edilmiş ve dolayısıyla çok yoğun da imar edilmiş bir şehir. Bu yapıların izleri, dönemsel izleri gördüğümüz anıtsal yapıların haricinde yapı kalıntıları ve arkeolojik veriler olarak varlığını koruyor. Yani İstanbul'un çok ciddi bir yer altı şeysi de var, potansiyeli de var kültürel miras bakımından. Bunların bir kısmı 19. yüzyıldan itibaren yapılan, özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın ilk dönemlerinde yapılan araştırmalar, kentin tarihsel topografyası üzerine yapılmış çalışmalarda tasnif edilip yayınlara dönüşmüş. Yapılan arkeolojik kazılar da var. Tabii geçen zaman içerisinde kentin imarı sürecinde yürütülen kazılar ve yakın geçmişteki büyük şeyler, toplu taşıma projeleri gibi büyük imar çalışmalarının getirdiği kurtarma kazılarının ortaya koyduğu da kayda değer bir şey var, arkeolojik veri. Ben tüm bunları işte bir kitap haline getirmek ve hepsini aslında belli rotalar çerçevesinde okuyucuya sunmak istedim. Böyle bir kitaba ihtiyaç vardı. Benim öteden beri hep yararlandığım ve beni yönlendiren bir takım kaynaklar vardır. Örneğin Ernest Mambori'nin daha
20. yüzyılın başlarında 1920'lerden itibaren önce eski yazı Türkçe olarak yayınladığı o rehberi ve daha sonra işte Fransızca, Almanca ve İngilizce versiyonları 1950'li yıllarda da 50'li yıllara değin yayınlanmış olan rehberi. Ebersold gibi, Raymond Janin gibi, daha sonra Wolfgang Müller, Wiener gibi araştırmacıların İstanbul'un tarihsel topografyasına yönelik yaptığı çalışmaların bir güncel versiyonu oluşturmak ama yoğun teknik detaylarla dolu bir kitap değil, herkesin okuyabileceği, bununla keşif gezilerine çıkabilecekleri ya da işte kentin belli bir döneminin özellikle hikayesini anlayabilecekleri, kavrayabilecekleri bir kitap olsun istedim. Hocam, kitabın başlığı Yer Altındaki İstanbul. Yer altı deyince sürekli aklımıza şey geliyor, sarnıçlar geliyor. Bunun haricinde, sarnıçların haricinde yer altındaki İstanbul'da neler var? Tabii yani çünkü yer altındaki İstanbul mekansal bir çağrışım yapıyor herkese. Sizin de bahsettiğiniz gibi sarnıçlar, mahzenler, su yolları, galeriler değil mi? Ya da bir taraftan girilip adalardan çıkılıveren şeyler, hikayeleri, o dehlizler hikayeleri falan. Tabii yani ciddi bir arkeolojik şey var. Kentin potansiyeli var. Birçok kalıntı özellikle tarihi yarımadada, kimi zaman hatta sur dışında da yapılan bir takım temel kazıları ya da işte çeşitli imar projelerinde gün yüzüne çıkabiliyor. Burada sistematik arkeolojik kazılar zaman zaman yürütülebiliyor. Örneğin Haydarpaşa'da gördüğümüz gibi uzun soluklu bir şey ya da Yenikapı'da. Tüm bu veriler tabii artık o katmanlaşmanın içerisinde günümüze artık toprak altında kalarak ulaşmış şeyler, veriler. Adeta böyle çok ciddi bilgileri saklayan dev bir klasör gibi İstanbul. Yani kat kat o. Birazcık şeyi kaldırıyorsunuz. Osmanlı son devir 20. yüzyıl başı. Onun altında da erken evreler. Yine Osmanlı döneminin çeşitli yapı kalıntıları. Altında Bizans. Onun altında daha hatta prehistorik dönemlere kadar giden bulguları bize sağlayan alanlar var. Yeraltı böyle bir şey. Bizans bir de kavramsal olarak da aslında biraz yer altına itilmiş gibi bizde. Yani öyle bir şey var. Bir defa yaşadığımız kentin geçmişini de çok çok iyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Onun bir bu tarafı da var yani o yeraltı kavramının. Dolayısıyla ben burada özellikle Bizans dönemine kendi uzmanlığım çerçevesinde odaklı bir şey oluşturmak istedim. Yani tüm fiziksel verileri hepsini bir arada sunmak adına. Şimdi bir sarnıç yeraltı yapısı, o mekansal olan kalıntılardan bahsediyorsanız bunlar tek başına var olmadılar. Yani bir Bizans sarnıcı varsa orada bir manastır vardı belki. Onlara ilişkin mevcut yapıların izleri de duruyor ya da bütüncül olarak korunmuş anıt eserler de var, anıtsal yapılar da var. Bir kısmı işte cami olarak varlığını sürdüren yapılar, örneğin Zeyrek'te değil mi? Zeyrek Camisi olarak bildiğimiz 12. yüzyılın Pantokrator Manastırı'ydı. Ioannes Komnenos döneminde inşa edilmiş o manastırın Katolikonu yani ana kilisesi. Tipikon adı verilen bir belge var o döneme ait. Tipikon adeta bir vakfiye gibi yani manastır tabii ki sadece bir kiliseden ibaret değil. Kilise onunla ilintili birçok yapılar var, hastanesi var, işte aşevleri var vesaire. Bugün Zeyrek çevresinde birçok sarnıç var o yapının çevresinde. Yeraltı yapılır, su yapılır, su depolamak için tasarlanmış yapılar. Aslında o manastır bünyesindeki yapıların altyapılarıydı. Yani her bir sarnıcın üzerinde bir bina var Bizans döneminde. Ama siz bütüncül olarak bir Bizans kenti nasıldı, Bizans İstanbul'u nasıldı bunu aktarmak istiyorsanız bir zincirin halkaları gibi bu şeyi anlatmanız gerekiyor. Yani o Zeyrek Camisi olan yapıya da değinmeniz gerekiyor. Onu es geçemezsiniz. Ya da zamanında orada var olan manastıra dair ne biliyorsak ona da değinmeniz gerekiyor. Konu bundan ibaret. Yani dolayısıyla bütüncül olarak bu şeyi aktarabilmek için bağlantılı olduğu yapılara da değinmek icap ediyor.
Ama bunun dışında ağırlıklı olarak tabii arkeolojik veriler öne çıktığından dolayı bu şekilde bir tanımlamaya ihtiyaç duyduk. Ama evet, tabii burada bir ayrıca zamanda bir gezi rehberi olarak tasarlandı. Evet. Şimdi az önce bir cümle kurdunuz. Bir Bizans kenti nasıldı diye. Şimdi o ilk görselde bunu görelim hocam. Ekrana yansıyor. Hı hı. Bu Tayfun Öner'in bir illüstrasyonu. Evet, çok güzel değil mi? Evet. Sizin, ben yıllardır hani 15-20 senedir bu çalışmaları takipte ediyorum. Kendisinin gerçekten çok güzel şeyleri var. Şimdi bir Bizans kenti nasıl sorusunda hani bir imaj olarak hep karşımıza çıkıyor bu. Limanlar var, hipodrom var, işte bir ana yol var, işte Mese yolu var, işte Akropolis var. Tabii Pagan dönemine ait, daha sonra değişmiş vesaire. Bu şimdi hani yer altındaki İstanbul mimariyle arkeolojinin çok iç içe geçtiği bir konu aslında, değil mi? Yani biz yer altına bakarak yer üstünü de tasavvur edebiliyoruz. Bu böyle bir illüstrasyonun ortaya çıkmasında bu veriler bize tabii ışık oluyor, değil mi? Yani bu, bununla ilgili mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bu Müller Wiener'in işte bu İstanbul'un tarihsel topografyası kitabı inanılmaz bir kaynak. 19-20. yüzyılın başında hani şey yapılmış vesaire. Ama giderek bunlar da kayboluyor. Yani işte mesela 1920'lerde yapılmış o topografyadan da çok yani hızla bunların eridiğini, kaybolduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Biraz bunlara da girelim. Bu arada işte Yerebatan Sarnıcı vesaire de gelecek daha sonra. Onlara da biraz değiniriz. Buyurun. Yani kent esasen Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmeden evvel var olan bir antik kent vardı. Bir Yunan polisi, daha sonra Roma döneminde yine mütevazı da olsa varlığını koruyan Bizantiyon kenti. 330 yılının 11 Mayıs'ında ama burası artık imparatorluğun bir başkenti, yeni başkenti ilan edildi Büyük Konstantinus döneminde ve ondan sonraki süreçte tabii yani bu mütevazı kenti Roma İmparatorluğu'nun başkenti vasfına dönüştürmek için yoğun bir imar faaliyeti başlamış. Önce tabii idari merkez burada olacağı için bir saraya ihtiyacı var. Çeşitli yine yönetimsel yapılar, unsurlar ve kentin anıtsal bir görünüme büründürülmesi doğrultusunda oldukça yoğun bir yapılaşma süreci var. Yani Büyük Konstantin ve onu takip eden imparatorlar döneminde anıtsal forumlar inşa ediliyor, sütunlu caddeler, taklar, sütunlar vesaire. Bunlara dair tabii bazı şeyleri, izleri kentte halen okuyabiliyoruz. Ama birçoğu günümüze ulaşmadı. Yazılı kaynaklar bize önemli bilgiler sağlıyor. Bizans kentinin nasıl olduğuna veya işte Notitia Urbis gibi bir doküman. Kenti bölgelere ayırarak her bölgede ne kadar yapı olduğunu, işte konut yapısı, kamusal yapı vesaire listeleyen bir doküman dahi var elimizde erken Bizans dönemine ait. Ama bunun dışında Bizans dönemindeki kenti fiziki görünümünü ortaya koyabilmek için arkeolojiye ihtiyacımız var. Yani görebildiğimiz bu yapılar haricinde işte bu sarnıçlar gibi yeraltı yapıları, sarnıçlar altyapılar ve yine arkeolojik kazıların ortaya koyduğu veriler. Bunların hepsini bütüncül olarak ele aldığımız zaman bir şeyler söyleyebiliyoruz. Albrecht Berger'in 90'lı yılların sonlarında yayınladığı makaleleri vardı İstanbul'un şehir planlaması üzerine. Orada hep aklıma takılan bir ifadesi vardır. O der ki Albrecht Berger, İşte bir sokak dokusunu, Bizans döneminin sokak dokusunu anlayabilmek için kaynakların sunduğu veriler kısıtlı olduğundan bizim için artık temel dayanağın arkeolojiden, arkeolojik verilerden sağlanması gerekir. İşte bir kilise ya da mesela iki yapı kalıntısı aynı hat üzerinde takip edebiliyorlarsa, belki bir sarnıç altyapı onlarla ilintili ve
belki bu yapılar aynı cepheye yönlendirilmişse önlerinde bir cadde ya da sokak bulunma ihtimali öne çıkar. Bu bağlamda dolayısıyla yani tüm yapıları, yer altındaki bildiğimiz yapıları sistematik olarak kayıt altına almanın da önemi ortaya çıkıyor. Yani kenti yerleştirebilmek için o rekonstrüksiyonu şey olarak, o imaj olarak da sağlayabilmek adına. Tayfun Bey'in yaptığı illüstrasyon bu bakımdan fiziksel verilere, hem yazılı kaynaklara hem de mevcut fiziksel verilere dayanan çok ciddi bir çalışma. Evet. O bakımdan öne çıkıyor. Tabii yani burası Orta Çağ'da 6. yüzyıla değin neredeyse yarım milyona yakın nüfus barındıran ve tabii ki bugün Tarihi Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Evet. Yalnızca Tarihi Yarımada'nın yarım milyona yakın nüfus barındırdığını o dönemde de dikkate alırsak çok ciddi bir şehir var. Dönemde dünyanın en kalabalık, en büyük şehirlerinden bir tanesiydi İstanbul. Şeyler böyle yani bu altyapı ve sarnıçlar meselesi. İstanbul'da çok fazla sayıda sarnıç var bu arada. Hocam bu arada haritayı da görelim. Evet. Sarnıçları çıkarttığınız haritayı da görelim. Altyapı. Evet. Bu evet doktora tezim için hazırlanmış olan bir çalışmaydı. Benim doktora tezim İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümünde hazırlandı. Ve İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın Yarımada'daki bütün Bizans dönemi sarnıçlarının tespit edilip kataloglanması ve bunların değerlendirilmesine odaklı bir çalışma yaptım. Literatürde var olan tüm sarnıçları bir defa önüme koyup tüm literatürü değerlendirdim. Konumsal olarak bu yapıları noktasal olarak tespitlerini yaptım. Aynı zamanda kurumsal arşivler oldukça önemli veriler içeriyordu ama bunlar tabii kurumların arşivlerinde kalan veriler, koruma bölge kurullarının arşivlerinde olan veriler gibi çok ciddi şeyler içeriyor, bilgiler ama onlar tabii bir kısmı literatürde olmayan şeylerdi. Dolayısıyla hem arşiv verileri hem de literatür verilerinin tetkiki ile bu yapılar yerlerinde de incelendi. Bir kısmı hiç günümüze ulaşmamış. Ama aslında 200'ün üzerinde sarnıç var. Harita üzerine koordinatlı olarak kendi ölçüleriyle işleyebildiğim o zaman 158 Bizans sarnıcı tespit etmiştim. Sadece Tarihi Yarımada'da. Ve bunlar koordinatlı olarak bu haritaya işlendi. Bu çok önemli oldu. Yani bundan sonraki süreçte yapılacak şeyler, yani noktalar olarak işaretli değil bu yapılar. Her biri kendi şeyleriyle, ölçüleriyle, plan şemalarıyla ve koordinatlı olarak bu haritaya işlidir. Yani bundan sonra şehircilik alanında şehir planlaması üzerine yapılabilecek başka çalışmalara da katkı sağlayabilir bir şey olsun istedim. Peki bu kadar çok sarnıç neden yapıldı? Yani bu da, evet, bu da önemli. Yani şehir çok kalabalık bir nüfus barındırıyor. Ama İstanbul yani Avrupa şehirleri gibi bir nehir kenarında kurulmuş, bir akarsu kıyısında kurulmuş bir şehir değil. İstanbul'da su yok yani, böyle bir temel problem var. Hatta İstanbul'un ilk yerleşimi, İlk kenti yerleşimi Kalkedon'dur, Kadıköy. Evet. Hatta tarihsel kaynaklarda oraya Körler Ülkesi derler. Hı hı. Çünkü Bizantiyon'dan evvel, yani Tarihi Yarımada'dan evvel ilk yerleşimciler Kalkedon'da bir şehir kurmuşlar. Bu çok açık aslında gerekçesi. Orada su var çünkü yani. Burada yok. Her ne kadar stratejik olarak öne çıkan bir alan da olsa burada bir savunma su avantajı konusu sanki vardı. Evet. Yani şimdi daha 2. yüzyıldan itibaren İmparator Hadrian devrinde bir su yolu yaptırılmış Bizantiyon kenti için. Bu Belgrad Ormanları dolaylarından İstanbul'a su taşımış bir isale hattı. Bunun fiziki bir kalıntısı yok. Ama Bizans döneminde uzunca bir süre o
faal olarak kullanılmış. Bir dönem sadece sarayın ihtiyacı için, büyük sarayın ihtiyacı için kullanılan bir hat olmuş. 4. yüzyılda İmparator Valens döneminde tüm Roma İmparatorluğu'nun yayılım alanları içerisinde karşımıza çıkan bu coğrafyada, bu geniş coğrafyadaki en uzun su yolu Konstantinopolis için, İstanbul için inşa ediliyor. Trakya'nın Istranca ormanlarından o yüksek kesimlerdeki kaynak suları alınıyor ve o bir isale hattıyla, su yoluyla, işte su kemerlerinden, tonozlu galerilerden, kanallardan, toprak altında olan kanallar bunlar, İstanbul'a akıtılarak getiriliyor. Bu müthiş bir mühendislik başarısı. O kendi halinde o su, o dağlardan uzunca bir, hatta yüzlerce kilometreyi bulan toplamda, çünkü kuş uçuşu gelmiyor yani o şey, o topografya üzerinden kente bir isale hattıyla iletiliyor. Orada bir su kemeri vardı. Çatalca Gümüşpınar'daki kurşunlu germe su kemerini. Üçüncü veya dördüncü görseldi arkadaşlar. Evet, kurşunlu germe su kemerini gösterdim. Evet, yani bu evet yani işte İstanbul'a su sağlayan anıtsal yapılardan bir hocam, tanesi. Hocam sözünüzü keseceğim ben burada. Şimdi ben bu ara Gürrü Necip Oğlu'nun Sinan Çağ kitabını okuyorum. Aa, çok güzel. Derse hazırlanıyorum. Aynen. Orada mesela şöyle çok ilginç bir şey, tespitte bulunmuş şey. Şimdi Süleyman kendini ikinci Süleyman olarak görüyor ve Süleyman peygamberin biliyorsunuz böyle bir takım mistik şeyleri var. Rüzgara hakim oluyor, suya hakim oluyor vesaire. Evet. Mesela Osmanlı döneminin en büyük su organizasyonu da onun devrinde. İşte bu Kırk Çeşmeler. Tabii. Mimar Sinan'ı. Orada mesela şey diyor Gürrü Hoca. Gürrü Hoca evet. Yani o kendisine öyle bir referans şey yaptığı için, yani ikinci Süleyman olarak da gördüğü için, bu bin yılcılık vesaire mevzuları da var. Ondan sonra şeyin de Mimar Sinan'ın da yaptığı o meşhur mağlubalar, şunlar bunlar, işte Kırkçeşme'yi getirip işte şeye, Saraçhane'ye, daha sonra o Sarnıç yolu da kullanılıyor. Bu açıdan yani bu kültürel süreklilik aslında devam ediyor değil mi? Hala yani İstanbul'da bir su sorunu ve suyun organizasyonu hep var yani. Evet. Tarih Yarımada'nın böyle bir problemi var. Yani Roma İmparatorluğu'nu 4. asırda yaptı. Valens İsale Hattı İstanbul'un su ihtiyacını evet özel bir şekilde karşılıyor ve uzunca bir süre devam ediyor ama bir yerden sonra artık onun, çünkü devamlı bakımı, kontrolünün yapılması gerek. İstanbul çok fazla kuşatma da görüyor. Kenti kuşatan güçler su yollarını tahrip de ediyorlar yani zaman zaman. Aslında bu da bir yerde kent içinde depolama suyun önemini de ortaya koyuyor. Ve son dönemlerde artık depolanmış suyla idare etme yoluna gidiliyor. Yani 10. yüzyıldan sonra o şeyler faal değil artık yani su yolları. Ama İstanbul'un hemen fethinin ardından, daha yani 1453'te 15. yüzyılda Halkalı dolaylarında bir kaynaktan Eski Saray'a, yani Beyazıt civarına su nakleden bir su yolu Fatih Sultan Mehmet'in şeyiyle, emri üzerine yaptırılıyor. Dolayısıyla saray bölgesi hemen hızlı bir şekilde suya kavuşturuluyor. Daha sonra 2. Bayezid döneminde Bayezid Külliyesi biliyorsunuz oraya kurulur. Orada bir çifte hamam vardır falan. Onlar hep o yani Fatih döneminde yapılan şeyi kullanır. Çünkü orada çok şey vardı. Su temini konusunda avantajlı bir bölge. 16. yüzyıla gelindiğinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yine bu alanda bir çalışma yapılıyor. Tabii o dönemin en önemli ismi Mimar Sinan tarafından o projelendiriliyor. Kırkçeşme şeyi sizin de zikrettiğiniz. O çok ciddi bir şey, iş. Ama yani temelde yine Roma mühendisliğinin ilkeleri çerçevesinde o sistem yani. Hatta Sinan olasılıkla Hadrian su yolunun unsurlarını tetkik ediyor ve keşfediyor. Ve bazı şeyler, örneğin sanıyorum kovuk kemer, eğri kemer, onun alt kesimleri Roma dönemidir. O tespit edilmiştir, o su kemerinin temellerinde Roma dönemi mimari izleri. O güzergahtan şeye doğru, Süleymaniye çevresine doğru su iletilebiliyor.
Osmanlı'nın. Evet. Sonraki dönemlerinde tabii birçok şeyler, isale hatları farklı semtlere odaklı olarak da yine yapılmış. Bozdoğan kemeri vesaire kullanılıyor. Evet. Yani Osmanlı döneminde. Yani çok böyle bir de ikonik bir şey aslında. Evet, yani o şehrin ortasında hep arabalarımızla altından geçtiğimiz Saraçhane'deki. Tam iki tepenin arasında orada bir eğim yaratılmış tabii. Yani. Su yukarıdan aşağıya doğru geliyor. İşte oradan geçiyor ve diğer şeye doğru gidiyor. Hocam, üçüncü ve dördüncü tepenin arasındaki, evet, o vadiyi aşağı, evet, o şu, evet, oradan suyu aşırmak için kemerin üzerinden Beyazıt'a. Vadide şey iniyor, evet, işte un kapanından Haliç'e iniyor. Zaten, evet, o şeyi, evet, görüyoruz. Evet. Zaten, evet, İstanbul'un öyle bir sorunu var. Sen söyledin biraz önce. Su sorunu var, bir de iaşe sorunu var. O yani kronik bir şey aslında. Bugün de devam ediyor. Hala hatırlarsınız 90'larda İstanbul'da su sorunu vardı. Şeylerle nedir, kovalara doldurup şey yapıyorduk. Evet, evet. Kovalara doldurup yaşıyorduk. Hocam peki sarnıçlar haricinde mesela sizin bulduğunuz, burada daha öncesinde bilinmeyen, kitaba koyduğunuz başka şeyler var mı? Arkeolojik veya mimari veriler. Yani daha öncesinde bilinmeyen ama sizin çalışmanızda ortaya çıkan. Literatüre katkı. Evet, neler vardı? Öyle demedim ben. Aslında bazı şeyler var. Yani hiç daha önce yer almamış ya da burada farklı bir şekilde tanımlanmış yapılar var. Mesela Şerefiye Sarnıcı, Theodosius Sarnıcı olarak geçer, öyle söylenir. Ama Theodosius Sarnıcı Notitia Urbis'e göre o mahalde değil, Mese'nin kuzey tarafında olması gerekiyor. Yani çok net bir şekilde konumunu görüyor. Dolayısıyla orası Theodosius Sarnıcı olamaz. Bizim başka bir kaynaktan bildiğimiz üzere o mahalde Cisterna Maxima adında büyük bir sarnıç var. Yani büyük sarnıç, işte Cisterna Maxima Latince olarak çevirirsek o olasılıkla şeydi. Çünkü Konstantin Forumu'nun alanının altında olduğu bu sarnıcın belirtiliyor. Marcellinus Comes tarafından. O olasılıkla Şerefiye Sarnıcı'ydı işte, yani falan. Bunun gibi bir takım farklı tanımlamalar. Kilise cami, yani camiye çevrilmiş kiliselerle ilgili yerleşik isimler vardır. Bunların bazıları artık son dönemde daha farklı bir şekilde tanımlanıyor. Yani tarihsel kaynaklardan bildiğimiz başka kiliseler olduğu bu yapıların biliniyor. Onların ben en güncel şeylerini sunmaya çalıştım. Unkapanı'nda bir Unkapanı sarnıcı olarak literatüre geçen bir kalıntı vardır. Eski tekel binası, günümüzde bir üniversite orası. Evet. Onun hemen otoparkının arka tarafındadır o sarnıç. Ama onun çok ilginç bir cephesi ortaya çıktı. Önünde yapılan bir kazı neticesinde hareketli böyle nişlerden, yan yana nişlerden meydana gelen bir cephe. Unkapanı'ndaki büyük sarnıcı kastetmiyorum bu arada. Yolda giderken o dev sarnıcı kastetmiyorum. Biraz daha aşağıda eski tekel binasının otoparkının arkasında. Onun unik bir çeşme yapısı olduğunu düşünüyorum artık. Hiç böyle bir şey söylenmedi. Arkadaki, evet, su haznesiyle Orta Bizans dönemine ait bir çeşme, anıtsal bir çeşme yapısı. Böyle bir tanımlama daha evvel yapılmamıştı. İlk kez burada yaptık. Büyükçekmece dolaylarında ilginç bir yapı tespit ettim. Hiç literatürde yok, yani Bizans dönemine dair hiçbir yayında yer almayan bir şey. Bir kule konut, yani tahkimatlı bir şey, bir olasılıkla bir feodal bir şeyin, bir toprak arazi sahibinin tahkimatlı bir konutuydu o. Tabii kent içerisinde olmalı, açık arazi içerisinde tarım alanlarının olduğu yerde olduğundan bir savunma şeysi de, vasfı da olan bir yapı. Geç Bizans dönemine tarihleniyor, 13 ya da 14. yüzyıla. Bu literatürde hiç var olmayan bir şeydi. İlk kez bu kitabın içerisinde yer aldı. Bunun gibi birkaç şey daha var. Sivil mimari olarak günümüze kadar ulaşmış yani. Evet, tabii. Çok ilginç yani. Hani o ilginç bir katkı oldu. Evet, Akçaburgaz diye şey yapmışsınız. Evet, Akçaburgaz çiftliğindeki kule. Evet, Bizans kulesi. Hocam şimdi
Ya benim aslında bir iki tane daha böyle şeyle ilgili sorum var. Şimdi biz hep böyle sarnıçlardan konuşuyoruz ama bunun dışında şeyler de var. İşte temeller var mesela. Veya işte ne bileyim Bizans, şimdi birazdan görsellerinde de görürüz. İşte Sfendon temelleri var. Evet. Şimdi bunu buralarda nasıl şeylerle karşılaşıyoruz? Bir de özellikle bu Sfendon ondan sonra ve işte bugünkü Sultanahmet bölgesinde yapılmış bazı kazılar var. İşte özellikle 100 yıl önce işte evet, yaklaşık evet. 1927'de onun da görselleri var. Zeyksutsos Hamamı vesaire. Bu sarnıç dışında karşılaştığımız yeraltı yapılarından biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi İstanbul malum yine tabii tarihi yarımadaya odaklı konuşacağım. Burada şimdi Zeyksutsos var. Evet, bu Zeyksutsos Hamamı kazısından evet. 1920'li yılların yani 1927 ertesinde yürütülen birkaç sezon British Academy tarafından Stanley Custom ve David Talbot Rice ve ekibi tarafından yürütülen hipodrom kazıları sürecinde Roma dönemine ait bir büyük bir hamam kompleksi var. Hocam nerede bu? Burası yani tam olarak şeyde Ayasofya ve Sultanahmet'in arasında o büyük bir havuz vardır ya hani Mihrimah Hamamı'nın, evet, çifte hamamın önü. Öyle. Hamamla o fıskiyeli havuzun olduğu mahal, o aradaki mahalde. Süreklilik deymiş yani orada da hamam var. Evet tabii Roma döneminin en önemli kamusal hamamının yanında Osmanlı döneminde de gerçekten kayda değer bir çifte hamam, bir kamusal hamam aynı mahalle inşa edilmiş. Böyle ilginç bir şey. O çok büyük bir yapı. 20'li yılların sonlarında esasen hipodromu araştırmak üzere İstanbul'a gelip kazı başvurusu yapıyor bu İngiliz ekip. Bunun için onay alıyorlar valilik. Ama şey şu koşullu olarak çalışma araştırma kazılarını bitirdikten sonra sahayı tekrar eski haline getirmeleri isteniyor kendilerinden. Hatta bunun için bir miktar bir para da yatırıyorlar. Hani kendileri yapmazlarsa bu kullanılarak şehre emaneti tarafından kaçarlarsa doldurulacak burası diye. Nihayetinde o çalışmalar bittikten sonra kazı alanları dolduruluyor tekrar. Dolayısıyla o kalıntı az önce fotoğrafta gördüğünüz kalıntı duruyor şu anda hala yer altında neyse ki. O yok olmadı. Orada duruyor. Şimdi o bir tabii o bir hamam kompleksi. Zaman içerisinde kotun yükselmesiyle kalıntılar ona ait kalıntılar toprak altında kalmış. Bunların çeşitli gerekçeleri var. Sürekli yapılaşma İstanbul'un o önemli yangınları, yıkımlar, yeniden yapılanmalar falan bir şeyde bir birikmeyi de kotta yükselmeyi de beraberinde getiriyor. Çukur bölgelerde daha çok dolar mesela tepe üstlerinde daha azdır falan o dolgunlar. Onun dışında İstanbul engebeli bir araziye sahip olduğundan dolayısıyla bu meyilli arazide inşaat yapacağınız zaman özellikle anıtsal yapılarda yani Sultanahmet'teki İmparatorluk Saray Kompleksi gibi bir teraslama yapmanız gerekiyor. Yani size düzgün bir inşaatı yapabileceğiniz, binayı inşa edebileceğiniz, düzgün bir platform meydana getirecek bir teras yapısı inşa etmeniz gerekiyor. Özellikle Büyük Saray'ın yayılım alanı ki Büyük Saray 4. yüzyıldan itibaren yüzlerce yıl ek yapılarla genişletilmiş. Ta şeyden Sultanahmet Camii'nin Arastası'nın yanından şeye kadar Marmara sahiline kadar uzanan o yamaç boyunca birçok yapı inşa edilmiş zaman içerisinde teraslar üzerine. Bunlar tabii günümüze ulaşmamış ama yer altında orada inanılmaz bir şey var. Yani evet. Adeta yerin altında ikinci bir şey var. İstanbul var. Görsellerde de vardı. O söylemi doğrular nitelikte. Uçsuz bucaksız bu mahzenler herhalde. Silsilesi. Biraz, bu. Bu, yani bu en ünlüsü. Burası Kutlu Burayı senle gezmiştik. Evet, evet. Sokakta. Hemen yani eski Sultanahmet Cezaevi bugünkü Four Seasons Otel'in yanı başında bir kafe var. O kafenin sahipleri kendi parsel alanlarında bulan bölümdeki dolguları temizlediler. Tabii izin alarak yetkililerden müze denetiminde yıllar evvel.
Ve oranın görülmesine de izin veriyorlar. Yani kim evet, meraklı olan ziyaretçiler orayı görebiliyorlar sağ olsunlar. Bu güzel bir şey. Bakın alanların dışında o toprak dolguyu, mekanın içerisindeki toprak dolguyu görüyorsunuz. Evet. Bunların ne kadar uzandığını biz bilmiyoruz. Yani bütüncül bir araştırma yapılmış değil. 20. yüzyılın o ilk dönemlerinde Alman arkeolog Theodor Wiegand ve Ernest Mambori çok güzel bir çalışma yapıyor İshakbaşı yangınından sonraki süreçte. Yani Doğu Roma İmparatorlarının Büyük Sarayı üzerine bir belgeleme çalışması. Onun üstüne biz bir şey koymuş değiliz yani. Bu alandaki bunca evet. altyapı hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama bunlar hep şey yani işte o sizin bahsettiğiniz altyapı, mahzenler, evet. içinde yaşam olmayan, pencereleri falan şeyleri olmayan, yer altında olan depolama mekanları olarak genellikle kullanılmış şeyler. Prokopius gizli tarihinde değiniyor bu mekanlara biliyor musunuz? Belki okumuşsunuz. Okudum. Prokopius'un gizli tarihini der ki işte Theodora'nın sarayının altında uçsuz bucaksız hiç ışık almayan karanlık şeyler vardır. Zindanlar vardır der yani Prokopius. Evet. Bir dönem İmparator Justinianus bir hastalığa tutulmuş. Veba salgını falan da var o zaman yani. Hatta artık onun sağlığından ümidi kesmiş hekimler. Demişler ki ölecek yani imparator. Sarayda yerine kim geçecek acaba tartışması başlamış bir grup arasında. Bütün bunlar Theodora'nın imparatoriçe yani Justinian'ın eşi. Kulağına gidiyor ama o unutmuyor yani bunları kimler konuştu falan. Neyse günün birinde iki şifacı hekim var Aziz bunlar. Daha evvel yaşamışlar ama Aziz o hep hürmet görüyorlar. Eyüp tarafındaymış manastırlarda Kozmas ve Damianos. Eyüp'e de Kozmidion derlermiş. Tabii Kozmidion deniyor. Burada var bunu da yazdım yani Kozmas ve Damianos'u. Rüyasına giriyor bir şekilde Justinianus'un ve mucizevi bir biçimde Justinianus'u iyileştiriyorlar. Onlar böyle anlatılır. Birden iyileşmiş olarak çıka geliyor imparator. Sonra Theodora işte bu kişileri o şeylere hapsettirmiş falan. Böyle Prokopius'un. Tabi bunlar zindan mıydı değil miydi ama nitekim böyle bir ifade de var. Ama depo şeyleriydi muhtemelen. Hani Anemas zindanı da vardır ya ünlü. Evet. O Anemas Zindanı denilen yerde aslında Edirne Kapı bölgesinde var olan yine 6. yüzyıldan beri var olan Vlaherna saray kompleksiyle ilintili altyapılar, mahzenler onlardı. Onlar da saray mahzenleri. Evet. Belki hiçbir zaman zindan olarak kullanılmadılar. Sadece bir takım depolar olarak kullanıldılar. Hocam peki ben soruyu sormam gerekiyor herhalde. Buyurun. Büyük adadan İstanbul'a şey var mı? Tünel var mı? öyle bilgimiz, tüneller var mı? Bilgimiz yok ama olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü böyle bir şeye mantıken bir gerekçesi olamaz. Yani böyle bir şey, böylesi evet. bir projeyi başlatmanın. Ama orada bir şey var. Yine şeyden su kemerinden sonra bir slide koymuştuk. Onu galeri var. Hemen kemerden sonra. Evet, su kemerinden biraz. Gümüşpınar'daki kemeri göstermişti ki onun hemen ardından koyduğum bir slide. Üç olabilir. Üçüncü slide olsa gerek. Bundan sonraydı. Bundan sonra, evet. Yani burada gördüğünüz gibi tonozlu şeyler, dehlizler var. Gerçekten var. Hem de bu hiç beklemeyeceğiniz bir yerde. Anadolu yakasında Fenerbahçe'de bu. Evet. Orada yine Justinian döneminde inşa edilmiş Yerya adında bir saray varmış. Hocam peki şey soracaktım. Biraz önce sarnıçlar haritasını gördüğüm zaman aklıma geldi. Şimdi söyleyince sorayım. İstanbul dışında yani tarihi yarımada dışında sarnıç var mı? Var tabii. Tabii burada var mesela yani burada Kalamış hemen Fenerbahçe o Kalamış yat limanının arkasında dev bir sarnıç var. Oradaki kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıktı. Daha evvelden de biliniyor yani Miltiades Nomidis isminde bir şey var. Raymond Janin'e oradaki kitabındaki haritaları da çizmiş önemli bir araştırmacı Nomidis. Arşivinin bir bölümü Atatürk kitaplığına kazandırıldı.
Nomidis tarafından çizilmiş. Siternde Justinian diye de not düşmüş. Üstüne Justinian sarnıcı diye Anadolu yakası. O sarnıç ortaya çıktı. Bu şimdi gösterdiğim galeride onun hemen yanı başında o sarnıca su taşıyan bir su yolu. O bunlar öyle şeyler ki içinde yetişkin bir insan ilerleyebilir, yürüyebilir. Yani biraz eğilmek suretiyle içerisinde yürüyebileceğiniz ölçülerde kanallar. İşte bu kanallar tarih boyunca böyle zaman zaman ortaya çıkıp tespit edilince herhalde bu tarz söylentilere... Popüler kültürde de böyle şey yapıyor. Yani de, neden oluyor? Uzun arkası da görmüyor. Kaçış tünelleri mi bunlar falan? Evet. Yok değil. Aslında su yolu. Yani ya temiz suyu iletmek için ya da atık suyu drene etmek için inşa edilmiş şeyler. Kanallar onlar. Hepsi suyla ilintili şeyler. Şehre de su bu kanallarla iletiliyordu. Tarihi Yarımadası Anadolu yakasında birçok yerde sarnıç var. Küçükyalı'da örneğin oradaki o arkeopark alanında dev bir sarnıç var biliyoruz. Adalarda var sarnıçlar biliyoruz. Avrupa yakasında işte şu Batoneia denilen küçük çekmece göl havzasında dev bir Bizans, erken Bizans sarnıcı var. Avcılar tarafında Haramidere'de devasa bir sarnıç var. Yakın zamanda onu şimdi İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde bir öğretim üyesi arkadaşımla birlikte yayınladık hatta. Birçok yerde tabii var ya. Yani. İstanbul dışında da var. Şey tarafında var mı? Karaköy, Kasımpaşa, Beyoğlu, oralarda... Galata'da da evet ama Galata kaynaklardan bildiğimiz şeyler de var. Galata'nın arkeolojisi biraz daha sorunludur yani. Galata'dan daha sınırlı bilgilerimiz var özellikle su iletimine ilişkin. Mesela Galata Kulesi'nin yakınında bir takım kanallar kayda geçmiş şeyler var. Yani. Yine bazı sarnıçlar da var evet. Bu şeyde kitabınızda ta adalara kadar gitmişsiniz hocam. Burgazada'daki, Beyliada'daki. Evet, adalardaki bilgiler sınırlı. Tavşan Adası'nda bile varmış. Tabii bak, orada İgnatios Manastırı var. Kalıntıları duruyor. Evet. Adalar biraz zor. Yani ben burada sadece bildiğim ve bizatihi yerinde de incelediğim, gördüğüm, net bilgi sahibi olduğum kalıntılar literatürle de karşılaştırarak yazdım. Ama adaların bir kısmı Sivri Ada gibi, Yassı Ada gibi daha böyle ulaşım, erişimi sınırlandırılmış olan yerler. Onlar da Bizans dönemi kalıntıları içeriyorlar. Ben yer vermedim çünkü kendim görmediğim bir şeyi şey yapmak da zorlanıyorum yani. Dolayısıyla ya net gezeri, bir yayın olması lazım ya da kendim görmüş olmam, yorumlayabilmem gerekiyor. Evet. Şimdi sizin bu anlattıklarınızı dinlerken benim aklıma şey Fellini'nin Roma filmi geldi. Orada böyle bir sahne vardır. Şey yaparlar. Metro. Kazısı böyle dele dele gidiyor. Sonra tak diye bir duvara vuruyor. Hemen durduruyorlar falan filan. İşte şeyler içeriye doluşuyor. Arkeologlar falan. İnanılmaz güzel bir fresklerle dolu bir oda düşünün. Fakat bir 10-15 saniye falan görebiliyorlar. Sonra bütün bunlar şey yapmadan hepsi o oksijenin verdiği temasla birlikte ve gözlerinin önünde eriyor ve o saniye o kadar güzel çekmiş ki yani insan şöyle düşünüyor hani şimdi mesela diyelim işte kurtarma kazıları yapılıyor vesaire hani bu emeğe tabii ki saygı duyuyoruz ama şimdi mesela şimdi bu Zeuxippos hamamının belki gömülmesi daha faydalı olmuştur diye de düşünüyorum yani en azından koruması açısından. Fakat şöyle de bir şey var bir yandan da bunlar artık hani belki 1920'li yıl, 100 yıl önceki teknolojiyle sergilenemez haldeydi. Ama bugün bu imkanlara sahibiz herhalde değil mi hocam? Biraz yani ben mesela Roma'ya gittiğim zaman Kolozyum'un üzerinde devasa bir şey vardı işte cam şeyler var. Bütün o altyapıyı görebiliyordunuz. Hatta üstünde yürüyebiliyordunuz falan. Yani mesela bu tarz şeyler İstanbul'da yapılamaz mı? Mesela benim aklım hep işte Sultanahmet neden kazılmıyor? Üzeri neden açılmıyor? Ve onun altındaki o altyapıyı şimdi burada Sfendon'un mesela temellerini falan paylaşıyoruz ediyoruz. Yani o alt aşağıya doğru o hipodromun zeminine doğru iyi bir kazı yapılsa. Ben bununla ilgili sosyal medyada da paylaştım zamanında bu fikirlerimi. Çok taraftar bulmadı. O da ayrı bir şey. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konularda?
Yani yapılabilir tabii. Yani özellikle bu bahsettiğimiz kalıntı çok net. Kayıtları var, görselleri var. Nerede olduğu biliniyor. Kısmen bir bölgede açılıp yeniden görülebilir hale getirilir. Orada duruyor zaten yani. Ve o dolgu aslında kalıntıyı koruyor yani. Arkeolojik kazı da bir bakıma tahribattır. Çünkü siz o bir kontekstin içerisinde nice ilginç bilgiler saklıyor yani o arkeolojik dolgu. Sadece mimariyi korumuyor içerisinde orada bir stratigrafi var. O tabakalaşma bize çok ilginç bilgiler sağlayabiliyor. Tabii bu yerine göre değişir. Yapılabilir. Yani hipodromun ortasında da yani yapılabilir tabii ki. Oranın tabii yüzyıllar boyunca devam eden bir sürekliliği var. Osmanlı döneminde de bir kamusal alan olarak varlığı söz konusu. Tabii çehresi değişmiş. Bir tarafta Sultanahmet Külliyesi, bir tarafta İbrahim Paşa Sarayı. Daha sonra işte birinci ulusal mimarinin en güzel örneklerinden biri olan şimdiki Ayasofya Müze Müdürlüğü'nün tahsisli olan tapu binası gibi yapılar. Artık tabii o mirasa bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Yani bir Bizans hipodromu, orada bir Sultanahmet Külliyesi, Osmanlı şeyi, Osmanlı minyatürlerinde gördüğümüz o şehzadelerin sünnet, değil mi? Evet, şeyleri, balkon falan duruyor. Duruyor yani. Ya, o bütüncül olarak yapılabilir. Tabii bunlar benim alanım değil. Çok fazla üzerinde bir şey de söyleyemiyorum. Tabii hipodroma ait bir takım kalıntılar halen yer altında. Sizin az önce bahsettiğiniz o sfendon adı verilen, yani o kavisli ucu, Sfendon'un Marmara Denizi'ne doğru uzanan kesimde olduğu için oradan aşağıya doğru da bir meyille arazi alçaldığından onun görseli de vardı, onu da içinin şeysi var. Şimdi hipodrom sarayla ilintili irtibatlı bir yapı. Roma geleneğinde öyledir. Hipodrom sarayla bütünleşik bir şekilde tasarlanır. İmparator doğrudan saraydan hipodroma geçer. Halkla etkileşime girdiği yerdir orası. Dolayısıyla önemli bir yer. Mimari İstanbul'un hipodromu, Konstantinopolis hipodromu da çok anıtsal bir yapı. Yani en az 50 bin kişi kapasitesi olan bir şey. Yapıydı. Bu yapının Sfendon adı verilen kesimi halen varlığını koruyor. Üzerinde 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan bugünkü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi var. Bu da tabii bir kültür varlığı olarak tescilli bir yapı. Külliye ile ilintili bir takım yapılar var. İç alanı oldukça etkileyici yani. Evet. Olasılıkla 5. yüzyıl ortalarında meydana gelen bir deprem var. 440'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. O depremden sonra olduğu tahmin ediliyor. Şu takviye payandaları yapılıyor. Yan yana kemerler dizisi şeklinde anıtsal girişler var. Buradan koridorlara geçiyorsunuz ve aslında tribünde, yani sizin adeta bugün bir futbol stadyumuna girer gibi çeşitli yollardan geçip oturacağınız mahalle tribünde çıkıyorsunuz. Mesela Side'deki antik tiyatroyu düşünün. Onu bir gözünüzün önünüze getirin. Onun gibi. Sonra ama su ihtiyacı öne çıkıyor. Özellikle saray çok ciddi su tüketicisi bir şey. Bir yapı kompleksi ve sarayın ihtiyacı için burası bir sarnıca dönüştürülmüş anladığımız kadarıyla. O girişler örülerek kapatılmış, işte içi burada gördüğünüz bu yalıtıcı sıvalar, sarnıç sıvaları, hidrolik sıvalarla kaplanıp dev bir sarnıca dönüştürülmüş. İçi görülebilir halde hemen Endüstri Meslek Lisesi'nin yanı başından Üçler Çeşmesi sokağında böyle minik bir kapı vardır. O kapıdan geçerek içinde ilerleyebiliyorsunuz. Birçok belgeselde zaten göründü. Ama belli bir yere kadar ilerlendi galiba. Yani çok böyle bazı işte derinlikten kaynaklanan mı bilmiyorum veya çökmelerden kaynaklanan. Şey var yani, bir bölme duvarı var bir noktada. Ama içi belgelenmiş durumda. Hani oraya bir merdivenle tekrar aşarak arkasına geçebiliyorsunuz. Yani Nakilbent Sokağı'nın hizasında orada bir çeşme vardır Nakilbent Sokağı'nda. Rüstem Paşa tarafından galiba yine Kanuni Sadrazamı, o 16. yüzyıla ait bir çeşme vardır. Sfendon'a bütünleşik. Tam o çeşmenin olduğu hizada onun biraz ötesinde sarnıç bölünür. İçte bir duvar vardır.
Dolayısıyla siz içine girerseniz ve o suyun içine de girebilecek cesareti gösterirseniz o duvara kadar yürüyebilirsiniz. Ben o birkaç kez yürüdüm yani onu söyleyeyim. Bana kısmet olmadı. Orada bir bölünmüş bir şey var, alan var. Bunun döneminde projeleri yapılmıştı restorasyona yönelik, yani rölebeleri ve restorasyona yönelik proje süreci yapılmıştı ama uygulamaya geçmedi hiçbir zaman. Evet. Ne yazık ki. Onun tam karşısında Nakkaşalı mağazasının altındaki tabii. Sarnıcı ben çok severim. Tabii o da bir erken Bizans dönemi evet, sarnıcı. Yani çok o, da güzel korunmuş. Halı mağazasının sahipleri de sağ olsunlar orayı. Yani gerçekten bayağı da bir para harcayarak hani şaşırtarak taşıyıcı sistemi ve yani aşağısı sergi salonu, izine de gerek yok. İşte giriyorsun, ben aşağıya gireceğim diyorsun. Orada çok güzel. Yine. Beraber gitmiştik değil mi? Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani bir sarnıcı da hani binayla bütünleştirerek. Onunla ilgili galiba History Channel'da bir küçük bir belgesel gibi bir şey de izlemiştim. İnşallah... Parası olan insanlar böyle bu meseleleri koruyarak şey yapabilirler. Bize gösterebilirler. Güzel ve özgün haliyle bir müdahale de görmeden bütün özgün detaylarıyla korunmuş halde o varlığını koruyor. Anlattığınız gibi gidip gezebiliyorsunuz. Osmanlı döneminde de kullanılmış yapı. Sütunların bazıları hasar görmüş herhalde. Onlar böyle etrafı tuğla ile örülerek adeta bir payeye dönüştürülmüş. Yani yapıyı ayakta tutmak istemişler Osmanlı döneminde de. Bunun için bir gayret sarf edilmiş. Onları da görüyorsunuz. İlginç. Yapı değerli çünkü yani. Evet. O zaman da bile başka amaçlarla da olsa kullanımı sürmüş. Ve içinde onun çok güzel de bir sergi vardır. Yani Bizans İstanbul'u yine Tayfun Bey'in şeyleri, Tayfun Öner'in. Maketi falan da var. Hipodrom maketi var. Bukoleon Sarayı'nın güzel bir orada maketi var. Evet. Şimdi Bukoleon demişken hocam madem lafı açıldı şimdi orada bir kazı yapılıyor. Bayağı da şey yapıldı. Biraz hani siz de hani bildiğim kadarıyla takip ediyorsunuz. Beni de çok heyecanlandıran bir şey. Neler bulunuyor? Tabii o devam eden bir restorasyon. İBB tarafından yürütülüyor. Tabii uzun yıllar ihmal edilmiş bir haldeydi o yapı ve ayakta günümüze ulaşmış önemli bir anıt. Kısmen banliyö tren hattı yapılırken son devir Osmanlı son devrinde bir bölümü yıkılmış ama yine de kayda değer bir kısmı ayakta varlığını koruyan bir yapı restore edilecek ve müze olarak ziyarete açılacak. Tabii o başkanın yürüttüğü bir proje. Tabii orada arkeolojik kazı da belli bir mahalde yürütüldü. Onlar henüz daha zaten yayına konu olmadı. Ama şantiye gezileri düzenliyor başkan. Ben bir kere gezdim. Evet. Çok ilginçti yani gerçekten. Evet, bu çok çok güzel yani. Evet. Çok önemli. Çünkü Türkiye'deki restorasyonlar genellikle böyle yüksek şeylerle, saç levhalarla etrafları kapatılır. Göremezsiniz ne yapılıyor, ne ediliyor falan. Yani bunu şeffaf bir şekilde ilgilileriyle paylaşarak yürütmek bence çok özel bir girişim. Gerçekten ben onu çok büyük mutlulukla takip ediyorum. Ve güzel de bir çalışma yapılıyor. Yani var olanı konsolide etmeye odaklı. Hani böyle bir takım ekler ya da yeniden inşa etme gibi bir şey olmadan. Evet. Tabii zaman içerisinde oradaki çalışmanın sonuçları yayına da dönüşecektir muhakkak ve müze olarak ziyarete açıldığında orada sergilenecek de güzel bir koleksiyon umarım çıkacaktır. Evet. Bu son dönemde belediyenin o işleri çok yani şöyle mesela Kültür Bakanlığı'nın yaptığı kazılar da var o sur boyunca. Hı hı. Hatta işte Fatih Belediyesi'nin kültürel miras ekibi de böyle bir takım şeyler. Yedikule sanıyorum Yedikule'de vesaire. Valla bunlar iyi şeyler yani birbirlerine rekabet sanki böyle rekabet başarıyı getirir gibi bir şey. Yani bugüne kadar insanlar hani bunların varlığı biliniyor. Sonuçta hani olmadık yerlere paralar harcanıyor. En azından bunların açığa çıkarılması, görülmesi, işte dediğiniz gibi şantiye ziyaretleriyle insanlara
açılması bunlar çok önemli. Yani bu açıdan gerçekten takdire şayan şeyler. Tabii bir taraftan onun uzantısı olan deniz surlarında da bir restorasyon. Tabii. Mesela en son Zeytinburnu Belediyesi mesela bayağı ciddi bir işte bu mozaik yer evet. mozaiklerini açığa çıkardı. Onları şimdi insanlara ulaştırıyor vesaire. Çok kıymetli bir buluntu. Çok olağanüstü şeyler sur, sur dışında. Evet. İstanbul'un sur dışı yerleşmelerine önemli bir katkı oldu. Hiç bilinmeyen bir çok ciddi bir mozaik bulgu, taban mozaiği işte o eski Zeytinburnu Belediye binasının alanında ortaya çıktı. Yakın zamanda orada bazı mezar bulguları da tespit ettiler. Sanıyorum onları sergilemeye yönelik de çalışıyorlardır. Onun sergisi çok güzel. Üzerinde cam mekandan geziyorsunuz. Bu alt tarafta bütün şimdi o otoparka doğru kazıyı devam ettiriyorlar. Yani binanın dışına doğru da şey yapıyor vesaire. Başlarda bir gittim de son halini göremedim. Bir ara bir gideceğiz inşallah. Bir kısmı sanıyorum açık. Evet, açık. Burada bazı şeyler de var. Mozaik bulgular. İki evet, tane onları da görelim. Hızlıca bir bakmak istersin. Mesela bu çok ilginç. Yani yaşadığımız şehrin altında, işte evet. toprak altında neler olduğuna ilginç bir... Neresi hocam burası? Burası Koca Mustafa Paşa. Asıl Samatya Meydanı'na da çok yakın. Yani Samatya Meydanı'ndan yukarıya doğru, şeye doğru çıktığınız zaman, Surpkevork Kilisesi'ne doğru çıkarken, o Sulu Manastır denen Bizans'ın Periblevtos Manastırı'na, orada Pulcu Sokak'ta, 90'lı yılların ortalarında yapılan bir evin, bir apartman temel kazısında bir Roma villasının mozaiği böyle meydana çıkmış. Dionysos temalı, Dionizyak bir sahne ortada görünüyor. Bu tam köşesi yani dairesel bir motif var. Köşesindeki figürlerden bir tanesi burada açığa çıkarılıyor. Bu şimdi müzede, arkeoloji müzesinde. O mahal yani Marmara Denizi'ne bakan o yamaçlar, daha Roma'da, geç Roma döneminde oldukça gözde bir sayfiye bölgesi olarak villaların yer aldığı bir, evet. bir kesim. Bir diğer mozaik daha vardı şeyde ünlü vilayet mozaiği. Evet, bu bir dönmesi gerek ama şöyle sanıyorum yapabilirlerse. Evet. O çok paylaşılır ya sosyal medyada ve tartışılır bu nerede acaba diye. Büyük Saray mozaiği ile de karıştırılır. Evet. Aslında 1950'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam valiliğin, İstanbul Valiliği'nin yanı başında bugünkü defterdarlık binası evet. yakınında bir yol düzenleme sırasında ortaya çıkan bir bir mozaiktir o. Evet, yanında. Bu arkeoloji müzesinde galiba bu sergileniyor değil bir mi? Bir takım şeyler mimari bulgularla çıkmış. Efendim şöyle söyleyeyim. Bu döneminde tabii parçalar halinde kaldırılıp Ayasofya Müzesi'ne nakledilmiş. Daha evvel 90'lı yılların sonlarına kadar bu mozaik ve Saraçhane'deki yani bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temel kazısında çıkan mozaik parçalarıyla birlikte Ayasofya'nın Arteks'inde yan yana üst üste dizili şekilde dururdu. Kimse göremezdi bunları yani duvarlara yaslanmış vaziyette saklanırdı. 2000 yılında o zaman ben Ayasofya Müzesi'nde çalışıyordum. Aya İrini'nin atriumunun müzeye dönüştürülmesi üzerine bir proje geliştirilmişti. O zamanki Ayasofya Müze Müdürü Sebahattin Türkoğlu öncülüğünde. O zaman bu mozaikleri Aya İrini'ye taşıdık. Yani Aya İrini'nin atriumunun müzeye dönüştürülmesi. Yanlış evet. söylemiş olabilirim. Bu parçalar 2000 yılında Aya İrini'ye taşındı. Atriumda bir düzenleme yapıldı. Özellikle mozaikler için. Oraya başka eserler de gelecekti. Ama o müze hiçbir zaman açılmadı. Şu anda bu mozaik parçalar halinde Aya İrini'nin atriumunda duruyor. Yani şey değil, bu hep Büyük Saray mozaiği ile de karıştırılır ama evet. Büyük Saray mozaiği o yani 30'lu yıllarda Sultanahmet Arastası mahallinde çıkartılan mozaik değildir değil, bu. Evet. Onu söylemiş evet. olalım. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. şimdi kitap gerçekten çok güzel. Şimdi hani şöyle düşünüyorum ben. Benim İstanbul'a olan ilk merakım işte Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberi. İşte kitabıyla başlamıştır. Çünkü çok pratik bir ihtiyaca cevap veriyor. İşte yani İstanbul'u merak eden vesaire. Ve bayağı yani
o yazarla birlikte yürür gibi şey yapılıyor. Burada da aynı şey var. Bunu hani daha da geliştirmeyi veya bu yayın faaliyetini belki bölgeler halinde şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa hani bu şekilde mi kalacak? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Esasen eğer becerebilirsem ilk hedefim bunun bir İngilizce versiyonunu da yapabilmek. Evet. Onu öncelikli olarak önemsiyorum. Tabii daha İstanbul'la dair yapılabilecek çok şey var. Yani. Bir de bu haritalansa mesela çok güzel olur. Tabii dijital belki bir yani. Dijital şeye dönüşebilir yani. Çünkü o daha pratik, istenen, aranan da bir şey. Belki bir cep aplikasyonu, telefonlardan da şey yapılabilecek bir şekle dönüştürülebilir bir biçimde hazırladım zaten. Evet. Pratik bir şekilde aktarılabilir yani bir dijital şeye, yapıya. yapılabilir ama benim hep önceliğim bir keşke yazdığımın bir de İngilizcesini yazmak. Çünkü, evet. Yani çünkü dünyada çok fazla ilgi duyan insan var. İstanbul çok gerçekten ilgi duyuyor. Geçmişiyle ilgi gören bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri yani İstanbul. Bence en güzel de işte şeyiz biraz. Fazla iyi bakamıyoruz. Ama her şeye rağmen hala güzel. Gerçekten yani. Yani yapılacak çok şey var açıkçası. Evet. Evet. Ozan. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Vallahi çok yani çok keyifli bir sohbet benim için burada olmak çok güzel. Sizlerle birlikte ben nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmadınız geldiniz. Bugün çok güzel bir kitap üzerine bir yayın yaptık. Arkeolojik Gezi Rehberi Yer Altındaki İstanbul kitabı üzerine Doktor Kerim Altuğ ile birlikteydik. 263. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a kapatmadan bir teşekkür edelim. Ve ayrıca Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Ve iyi akşamlar diliyoruz.